Taha Kargo'nun sunduğu Eko Pazar devam ediyor. Sevgili seyirciler, Almanya bugün Türk nüfusunun en yoğun olduğu ülkelerin başında yer alıyor. Özellikle yıllar öncesine baktığımız zaman Almanya'ya işçi olarak giden Türklerin birçoğu bugün işveren konumunda. İşte o başarılı iş adamlarından birisi de Prince firmasının sahibi iş adamı İsa İlyasoğlu. İsa Bey, programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun, hoş bulduk. Siz aslen Giresunlusunuz ve Giresun'dan Almanya'ya çeşitli yatırımlar yaptınız. Türkiye'de de yatırımlarınız bulunuyor. Öncelikle sizi tanıyalım. İsa İlyasoğlu kimdir? Giresun'dan Almanya'ya uzanan başarı öyküsü nedir? 1992 yılında İTÜ Endüstri Mühendisliğini bitirdim burada. Daha sonra birkaç yurt dışı denememiz oldu. Londra'da, İngiltere'de kaldım 6 ay kadar. 2000 yılında da Almanya'ya gittim master yapmak için. Bochum Üniversitesi'ne makine mühendisliği okuyup, oradan master yapıp Bochum Üniversitesi'ni bitirdim. Kendi fabrikamı kurdum Almanya'nın Felbert kentinde. Şu anda yaklaşık 50 civarında personelimiz var. Almanya'nın yanı sıra İstanbul'a da son dönemde bir yatırım gerçekleştirdiniz. Bu yatırımdan bahsedebilir misiniz? Şu anda da İstanbul'da bir yatırımımız var. Bu ürettiğimiz parçaların bazılarını Türkiye'ye kaydırıp burada üretmeyi düşünüyoruz. Hem ülkemize yatırım hem de buradaki teknik anlamda bir teknoloji transferi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şu anda bir fabrika kurduk. Burada daha işte yavaş yavaş ufak ufak faaliyete geçiyor. 2000 metrekare bir fabrika kurduk. Almanya'daki bazı makinelerimizi buraya getiriyoruz. Bir kısmını buradan tedarik ediyoruz veya dışarıdan ilave başka yatırımlar yapıyoruz. Buradaki amacımız ağırlıklı %80-90% gibi yine Almanya'daki firmamıza ve Almanya'daki müşterilerimize üretip satmak. Geri kalanı da yurt içerisinde de ciddi talepler var. Biz şu anda mesela Almanya'da ürettiğimiz bazı ürünleri Türkiye'ye satıyoruz. Türkiye'de üretilemiyor bu parçalar. O pazarı da değerlendirerek buradaki Alman firmaları var özellikle. Onlara da buradan üretip buradan vermeyi planlıyoruz. İsa Bey, siz iş adamı kimliğinizin yanı sıra aynı zamanda Almanya Türk Dernekleri İnisiyatifi Birliği Başkanısınız. Ne gibi sivil toplum faaliyetlerinde bulunuyorsunuz Almanya'da? Mevcut potansiyeli değerlendirerek oradaki problemleri, Türklerin sorunlarını ve Türk toplumunun oradaki ihtiyaçlarını görerek, Alman toplumunun Türklere bakışını görerek orada bir takım bayrak açtık ve dedik ki bu şekilde olmaz. Dedik biz de yönetime katılmak istiyoruz. Bu vesileyle bazı açıklamalarımız oldu. Ve geçtiğimiz seçimlerde, bir önceki seçimlerde ilk defa bizim eyalette 1 milyon Türk'ün yaşadığı eyalette eyalet tarihinde ilk defa 5 milletvekili birden soktuk. Onun haricinde bu seçimlerde 6 milletvekili soktuk eyalet bazında. Hessen eyaletinde 2 tane arkadaşımızı bakan yaptılar. Geçen seçimlerde de Allah'a şükürler olsun 11 civarında milletvekili Alman parlamasına girdi. Biz Almanya'da, Avrupa'da bakan çıkarttık. İşte bu istekleri de bulunmak lazım. Bizler bulunduk, bir takım girişimlerimiz oldu. Tabii demiyoruz ki bunlar bizim girişimimizde tek başına oldu. Ama bizim açıklamalarımızı Almanlar tabii takip ediyorlar, dikkate alıyorlar. İsa Bey, Türkiye'de 2014 Mart ayında gerçekleşecek bir yerel seçim olacak. Bu seçimler hakkında neler düşünüyorsunuz? Mahalli seçimler ve genel seçimlerde insanlarımız muhakkak çok objektif olmaları, partileri iyi değerlendirmeleri, iyi analiz etmeleri gerekmektedir. O yüzden parti içerisinde demokrasinin olması lazım ve partilerin de en uygun adayları aday göstermesi lazım. Dış güçlerin oyunu ile Türkiye'ye operasyon yapılmasına asla ve asla müsaade etmeyiz. Yani başbakana değil, AK Parti'ye değil, hangi parti olursa olsun yani onların üzerinden Türkiye'ye yüklenmesine müsaade etmeyiz. Toplum olarak müsaade etmeyeceğiz. Biz Almanya Türk Devletleri Birliği olarak buna karşıyız. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde bir operasyon yapılacaksa bunu Türk milleti sandıkta yapar. Biz de adaletli olmayan hiçbir şeyin yanında değiliz. Ülkemize ve milletimize, insanlarımıza da o şekilde olmalarını tavsiye ediyorum. Bu görüntüler Almanya'nın Duisburg kenti yakınındaki Rheinberg kasabasında açılan Aztek Kitap ve Kültür Fuarı'ndan. Siyasetten sanat dünyasına kadar birçok önemli ismin katıldığı fuara gurbetçilerin ilgisi yoğundu. Burada çok önemli bir hizmet yapılıyor.
toplum açısından bunun çok değerli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Biz bu zamana kadar Türkiye Cumhuriyeti Müsaadenlik Başkonsolosu olarak hep destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Tabii ki bu bizim için güzel bir fırsat oldu bu fuar. Buradaki Türklerle buluşmak ve onlara Türkiye'den, Eskişehir'den getirdiğimiz selamlarımızı iletmekle beraber yaptığımız işleri, faaliyetleri, Türk dünyasına yönelik yaptığımız güzel işleri anlatma fırsatını buluyoruz bu fuarda. Bugün burada 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir programı kapsamında Eskişehir'imizin tanıtımı anlamında buradayız. Ve gerçekten de güzel bir stand kurulmuş durumda. Avrupa'daki soydaşlarımıza Eskişehir'imizin tanıtımını gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve gerçekten de çok önemli bir projeye imza atmış oluyoruz. Fuarda vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi. Türkiye'den 5 tır dolusu kitabın gönderildiği etkinlikte ziyaretçiler, önemli yazar ve konuşmacılarla da bir araya gelme fırsatını buldu. ...2014'e coşku dolu bu görüntülerle merhaba dedi Almanya. Duisburg'un Rheinhausi kasabasında sanatçı Velişah söylediği birlik türküsüyle coşturdu davetlileri. Gelmedin gelmedin mi, sev dedin sevmedin mi, biz birlikte can verdik, sen bunu görmedin mi? Gelmedin gelmedin mi, sev dedin sevmedin mi? Beraber 2014 yılı Avrupalı Türkler olarak özellikle ülkemiz, güzel vatanımız Türkiye'miz için hayırlara, sağlığa ve huzura vesile olması dileğiyle. 2014 yılı herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirsin. Yılbaşını kutluyorum. 2013'ün 14'e geçirmelerini, sıhhatli, huzur dolu geçirmelerini diliyorum herkesin. Ankara ve Kırşehir'de çok akrabalarım var. Onlara bol bol sizin aracınızla çok çok selamlarımızı iletiyoruz. 2014'te tüm insanlara, dünyadaki tüm insanlara barış, mutluluk, saadet, huzur, sıhhat diliyorum. Krefeld'te ise vatandaşlar roman havasıyla eğlenirken, Mönchengladbach şehrinde ise Yılmaz Morgül fırtınası esti. 2014'te her isteğiniz olsun, olur inşallah. Morgül seslendirdiği şarkılarla vatandaşları işte böyle eğlendirdi. Şimdi artık yalnızım, ağlamak neye yarar? Zalimin suyu varsa severim Allah'ı. 2014'te herkese inşallah! Türkiye son 10 yılda sağlık turizminde çok büyük gelişmeler kaydetti. Ülkemizin dünya sağlık turizmi pazarındaki bilinirliğini artırmak adına İstanbul'da düzenlenen sağlık turizmi fuarı da Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkemizde sağlık konusundaki son yıllarda, son 10-15 yılda ciddi nitel ve nicel kalite standartlarımızda artış oldu. İstanbul artık sağlık konusunda bir cazibe merkezi konumuna geldi. Ülkemize batısından, doğusundan, kuzeyinden, güneyinden, yurt dışından insanlar gelmektedir. İki gün üst üste bu alım heyetiyle birebir görüşmeler yapıldı. Bu ülkede yapabildiğimiz, hastanelerimizde yapabildiğimiz konular bir bir o gelen yabancı heyetle anlatıldı. Burada amacımız sağlık sektöründe ülkemizi en iyi bir şekilde temsil edebilmek ve tanıtabilmek. Yabancı bir turist ülkemize geldiği zaman turist olarak günde ortalama varsayalım ki 50 dolar gibi bir hizmet alışı yapıyorsa, 50 dolar bırakıyorsa
sağlık hizmeti amaçlı gelen bir turist, bunu siz 10'la çarpın, 500 ile 1000 dolarlık günlük bu ülkeye döviz kazandırıcı bir faaliyet olur. Bu nedenle Ekonomi Bakanlığımız da bu tür fuarlara teşvik edici, yurt dışı döviz kazandırıcı hasta gelmesi veya turist gelmesi bakımından da bunlar yeni teşvik kapsamlarına alındı. Bu da bu ülke için çok önemli bir durum diye size söyleyebilirim. Ürün çeşitliliği, kalitesi ve makine parkuruyla yapı ve dış cephe sistemleri alanında büyümesini sürdüren Söve Klas'ın faaliyetleri ve hedefleri var sırada. Söve Klas, dış cephe yapı ve sistemlerin yalıtım izolasyon üzerinde 2010 yılında hizmetimize başlanmıştır. Söve imalatı, kat silmesi, desenli taşlar, kilit taşları, köşe elemanları imalatını yapıp aynı zamanda dış cephe uygulaması, iç ve dış dekorasyonu hizmetini vermekteyiz. İmalat ve uygulamalarımızda birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle hizmet vermekteyiz. Başta İstanbul olmak üzere bütün Marmara bölgesine hizmet vermekteyiz. Her türlü söve ve dış cephe montalama taleplerini karşılayabiliriz. Söve Klas olarak bizi tercih eden bütün müşterilerimize teşekkür ederiz. İnşaat sektörüne kazandırdığı önemli projeleriyle dikkat çeken Ünal Metal Dekorasyon'a konuk oluyoruz şimdi de. Ünal Metal olarak 2008 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. İnşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Çelik çatı, perforce kapılık, bina giriş kapıları, güçlendirmeler vesaire, demirle alakalı her işi genelde bünyemize açık. İnşaat sektörüne hitap ediyoruz. İnşaat sektörüne çelik kapısı, perforce korkulu, alüminyum korkulu, bina çatısı, çevre korkulukları, güçlendirme işleri. Önce bir inşaat beton alma kalıbıyla beraber yükseliyor. Bize ihtiyacı olan çatısına geldiğinde, binanın girişlerinde, çevre güzelliğini şey yapmakta, perforce korkuluk olarak çevre beton üstü korkulukları imal ediyoruz. Çekmeköy, Ümraniye, Dudullu civarında, Sarıgazi, Sancaktepe civarında ağırlaşmış olarak İstanbul'da, şehir dışlarında da işlere gidiyoruz. Yani Balıkesir'de şu anda halen de yapıyoruz. Balıkesir'de bir yağ fabrikasının güçlendirme işlerini yapıyoruz. Yani şehir dışı olarak Sinop'a gittik. Sinop'ta memleketimizde şey yaptık, işler yaptık. Güçlendirmeden kastımız betonun böyle eski betonların yani daha rahat ayakta durabilmesini sağlamak. Yani Ünal Metal olarak biz elimizden gelen kadar böyle tarihi yerlerde Ayasofya'da ve Topkapı Sarayı'nda da çelik konstrüksiyondan büfeler imal ettik. Bir mimar firması aracılığıyla. Genelde şu anda plazalara cam giydirme cepheli yapan firmalara alt çelik konstrüksiyonlarını yapıyoruz. Ayasofya Topkapı Sarayı'nda, Ayasofya Müzesi'nde ve Topkapı Sarayı'ndaki büfeleri, çay kahve satılan büfeleri ve kitap satılan sergi gibi olan yerlerin çelik konstrüksiyon imalatı da bana ait. Bizim firmamıza Ünal Metal Dekorasyon olarak bizim firmamıza ait.
Sevgili seyirciler, Ekopazar programının bu haftaki stüdyo konuğu Deva'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Güner Çakıroğlu. Güner Çakıroğlu ile Almanya'da gayrimenkul sektörüne, konut sektörüne kazandırdıkları yenilikleri konuşacağız. Güner Bey hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz, teşekkürler. Almanya'da artık konut sektörü dediği zaman Deva, Deva dendiği zaman da konut sektörü akla geliyor. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar Deva'nın? Bu konuda çok çok gururluyuz ve gerçekten dediğiniz gibi bizim konut sektöründeki başarımız vatandaşlarımız zaten çok iyi bir şekilde takdir ediyorlar. Bunun yanında diğer vatandaşlar da bize çok gelmeye başladı. İşte Lübnanlı, yani İranlılar var. Yunan vatandaşları çok geliyor. Sadece Türkler ve Almanlar değil mi? Evet, çünkü arkadaşlarından duyuyor, iş yerinden duyuyor ve bu şekilde de çok büyük bir talep var bize, evet. Güner Bey, şimdi ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan bir takım sorunlar çıkıyor aileler ve iflas eşiğine kadar geliyorlar. Bu durumda da evlerini satmak zorunda kalıyorlar. Buradan ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz ve dev olarak onlarla nasıl bir işbirliği içerisinde oluyorsunuz? Burcu Hanım, bu konuda güzel bir soru sordun. Çünkü şu çok önemli. Almanya'da bu iflas konusu, yani iflas ettiğiniz zaman 7 yıl iflas senesini bekliyorsunuz. 3 yılda iflasın sizi bağlı bulunduğu, yani şufa dediğimiz yerden çıkmanız bekliyor. 10 yılınızı alıyordu. Alman hükümeti bu yeni hükümet kurulmadan önce programını aldı zaten. İflasın senesini düşürüyor. Yani bu konuda vatandaşlarımız bizi arayabilirler. Çok iyi bir şekilde bizim avukatımız iyi bir şekilde bu kanunda takip ediyor. Biz burada şunu yaptık, yani kaç yıla düşüyor, kendine mektuple gönderip bir bilgi verebiliriz. Onun Türkçesini yaptırdık, yani öyle bir şey olsa. Ama sizin dediğiniz gibi Almanya'da evini iflas kasaları alanlar çok var. Bu konuda da vatandaşımız çok bunalıyor. Yani neden diyor, işte çeliği var, çocuğu var, işte oğlum buradan çıkacağız, niye işte evimizi iflasa gitti? Bunlar çok acı bir sözler olmasa. Biz bu konumuz zaten bir Deva'nın programların içinde en üst sıradaki yeri var. O insana daha çok yardımcı oluyoruz. Yani düşünün, bir vatandaşımızı bir tır kamyonuna veya da bir ev taşıma, eşya taşıma arabasıyla geliyorlar, alıyorlar. Devlet kimseyi dışarıda bırakmıyor ama bu tip konuda, çünkü siz bir iflas vermişsiniz. Eviniz de icrada satılmış. Siz alıp eviniz içerisinde çocuğunuzu bir haim gibi veya yurt gibi veya işte daha çok şunu söyleyeyim, yani bunlar küçümseme anlamda söylemiyorum ama azül yurtlar denen yurtlar var. İnsanlarımız, biz köylerimizde çok taht evlerde yattık. Yani bu küçümseme anlamda sakın anlamasınlar. Ama bu tip olaylar başına gelebiliyor. Biz burada bize gelen bir insana ilk yardım diyoruz Deva'nın bölümü diye. Ondan sonra hemen o eve gidip işte gerekli hakimle konuşuyoruz. Çünkü mahkemeler bu kararı veriyor. Hakim anlatıyor, şu kadar çocuğu var, çocuk orada şu kadar başarısı var diyoruz. Bu, yani fortayları, bu imkanları da kullanaraktan o vatandaşımızı evine elden alıyoruz. Çünkü neden? Vatandaşımızın kendi evi olduğu için iflaza giderken, kendi evi olmayanlara da yine yardımcı oluyoruz ama evi olanlar biz daha çok ilgilendiği için evini, çünkü biz onun evini ihaleden geri alıyoruz. İhaleden düşmesini önlemiş oluyoruz ve kesinlikle o vatandaşımızın çeliğiyle, çocuğuyla sokakta kalma anlamında demiyorum ama o tip yerlere gitmesini önlemiş oluyoruz. Peki Almanlar var, Türkler var. Peki dünya ülkelerinden başka hangi milletlerle çalışıyorsunuz? Yani şu ana kadar, yani çalışma durumunda belki bize kayıtlı olanlarımız var da ama ev aldığımız diye sorarsanız İtalyanlar var, ev aldık. İşte Lübnanlılar var, Sri Lanka diye, yani Hindistan tarafında küçük devletler var, Hindular var ondan sonra. Bir de onlara bir ev aldık mı onlar bizden daha çok tutkunlar. Çünkü niye? Sizin nüfusunuz çok olduğu için o kadar tutkunluk olmuyor. Bu gerçeklik önemli. Nüfus ne kadar azalırsa birbirini tanıma o kadar kolaylaşıyor. Çünkü neden? İşte gördüğünüz her insanı akraba gibi görüyorsunuz. Yani azınlıklarda çok önemlidir bu birlik ve beraber. Evet. Biz bir tanesini alınca, Lübnanlılar şu anda Hamburg'da bir ev aldık. Bize şu anda en azından 300 kişi kayıt olmuş. Yani kızlarımız söylüyor. Çok büyük bir rakam yani bir anda. Çünkü neden? Onlar için yeni bir dünya. Çok var böyle, yani diğer devletlerden yardımcı olduğumuz insanlar. Tabii Deva'nın ünü yaptığı bu çalışmalarla Almanya'nın sınırlarını da açmış oluyor. Değil evet, mi? Evet. Peki çok teşekkürler Güner Bey. Neler söylemek istersiniz son olarak buradan bizi izleyenlere? Ben de çok teşekkür ediyorum. Deva'yı arayan evsiz kalmıyor, onu bilsinler artık. Sevgili seyirciler, Ekopazar'dan bu haftalıksa bu kadar. Yurt içi ve yurt dışından çok özel haberlerle önümüzdeki hafta sektörel gelişmeleri ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın. Müzik
dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sundu.